Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kaan Oynuyor kanalından ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte yine bir videoda daha bulunuyoruz arkadaşlar. İnşallah videomuz canlı canlı dolu dolu bol bol eğlenceli ve keyifli geçer arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar zaten başlıkta da gördüğünüz gibi 2.0'lık bir desteğiyle oynayacağız. Deneyeceğiz. Eğitimci de tabii ki arkadaşlar, yani normal savaşta bunu hiç dener miyim? Eğitimci de deneyeceğim. Direktman girelim 2.0'la bakalım ne yapacağız. Öncelik girdik. İskeletler. İki tane şövalye gerçekten orada iş yapar mı? Bilmiyorum. Şövalyelere öfkeye bastım, hadi. Yıkacak mıyız? Bakalım. Yıktık zaten. Bunlarla bile arkadaşlar yıktık. Çok gerçekten güçsüz yapıyorlar. Clash Royale'de yeni güncellemeyle azıcık daha güçlendirebilir arkadaşlar. Mesela biz savaşlarda oynuyoruz. Adamlar nelerle saldırıyorlar. Burada ise direktman zaten yeniyoruz. Bir çarpma alayım. Okçulardan tehlikeli çünkü. Şövalye. Yine aynı şekilde başladım. Bu sefer adam savundu. Bu sefer savundu yani. Ben fazla şövalyeyi arkadaşlar yükseltmiyorum bu arada. 7 seviyede kalmış. Fazla kullandığım bir kart değil zaten. Güçsüz bir kart. Ama yani prensin yani saldırma gücü olarak da en iyi olarak şu anda o, yani saldırma gücü olarak. Neyse, kötülüğün iyisi diyebiliriz. Ama yine de minyonlara falan şeyimiz var gibi. Kadromuz var diye düşünüyorum. Ateş ruhları olsun. Mesela ateş ruhları arkadaşlar çok aşırı fazla vuruyorlar. Kuleye gittiği zaman zaten biliyorsunuzdur. Benimki bir de 9 seviye ya. Direkt zaten kulenin 300 can, yaklaşık 300 canını alıyor. Bu ne yapmaya çalışıyor? Benim desteğimi mi kopyalamış ya? Ben ondan bir şey çalmadım bu arada arkadaşlar. İlk defa oynuyorum zaten. Eğitimci utangaçtı da. Utangaçtı sizde. Evet arkadaşlar, şu anda duyuru yapılıyor. Kahve varmış. Bu arada arkadaşlar. Duyuru yapıyoruz. Büyük bir ofisteyiz biliyorsunuz zaten. Sizde kaç tane videomuz vardı burada. Seha'lar arkadaşlar gelmeyebilir. Seha Arda zaten gelmeyeceğini biliyorum. Onunla telefon görüşmesi yaptım. Ama Seha'nın gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir bilgim yok. Onu da inşallah ararız. Arayacağım da zaten. Belki gelirse tabii ki video çekeriz yani. Ben tek başıma da çekerim. Bir iki video çekmeyi planlıyorum zaten bundan sonra da. Toplam 3 videoyla bugünü kapatmayı planlıyorum arkadaşlar. Tatilden yararlanarak. Biliyorsunuz zaten bizim de dersimiz 17. sınıfa gidiyoruz. Seneye Teop var. O yüzden arkadaşlar. Şuradan bir saldırı. Hadi. Ne yapalım? Şurayı savunalım. Bir tane çarpma. Bir tane. Şuradan bir tane. Şundan bir tane. Şundan bir tane. savuna öldüm. Arkadaşlar evet, bu oyunda savunma bir şey yaramıyor. İstediğiniz kadar savun. Ama ben yine de savunuyorum. Bilmiyorum arkadaşlar, bir tane savaş yapmıştım. Adam yani kulemin canı yaklaşık 25'ti kalmıştı. O kadar az kalmıştı ki arkadaşlar. Adam bana 6 seviyelik bir mini pek attı. Ben de gittim onu acayip bir şekilde savundum yani. Ben savunma huyunu çok savunmalıyım yani. O bizim kulemizi asla vurmamalı. Yoksa olmuyor. Elit barbarlar da güçlü bir birlik. Kart. Arkadaşlar ben de bu arada taşları biriktirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 80 tane taşım kaldı. Ondan sonra efsanevi sandık bizi bekleyecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar evet, yanlış görmüyorsunuz, şu anda klan kupamız 20.205'e kadar çıkmış arkadaşlar bu arada. Bir kez daha deneyelim, ne dersiniz? Bir kez daha deneyelim, sonra da videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten 2.0'la bile yenilebiliyorsa ne yapalım? 2.0'lık muhteşem bir desteğimiz var şu anda. Görüyorsunuz arkadaşlar, birden bunu bu kadar kart atabiliyoruz. Ama tabii güçleri de ayrı bir yerden. Yani şu yine de yıktım. Görüyorsunuz değil mi? Yine de yıktım yani. İşte bu diyor bana. Yani ne işte bu? Sen ne yapıyorsun şu anda? Bana mı diyorsun yani? Bilerek mi yenilmeye çalışıyorsun, anlamadım ben. Bir tane daha
Atalım çarpmayı bir denelim şunları. Arkadaşlar elektro büyücü meydan okumasında ne yaptım diye sormayın. Gerçekten ya ben kod erkenim inanmıştım ki artık bir 6 kere yendim. 7.ye tam 7'ye ulaşırım direkt artık alırım diye düşünüyordum ama ondan sonraki rakipler gerçekten çok güçlü bir rakiplerdi. Benim oluşturduğum deste de zaten o kadar hiç iyi bir deste değildi. Kendi destemi oluştursaydım hala aynı desteyle devam etseydim daha iyiydi. Bir sürü efsanevi koydum oraya. Evet arkadaşlar bu arada efsanevi olarak prenses çok iyi bir efsanevi. Yani prensessiz olmuyor. Prenses bana çıkacak. Anında kullanacağım yani direkt. Mesela ben de mezarlık var arkadaşlar ilk günler kullanıyordum tabii ki herkes kullanır. Aslında güçlü de bir kart ama benim desteme pek uyumlu düşmüyor. Maalesef o yüzden kullanamıyorum. Bakalım. Hadi bakalım yenelim arkadaşlar. 2.0'lık desteği gerçekten çok iyi bir deste. Çok mükemmel değil mi arkadaşlar? Şu anda mükemmel iyi bir desteğiyle oynuyorum. Mükemmel bir saldırı yapıyorum sürekli. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar 2-0'a düş taça yürüyelim. O da yıksın. Aa ben hani şey yapıyordum artık bırakıyormuşum adamları. Savunmuyormuşum. 3 tacı o da yürüdü ama ben tabii ki daha iyi yürüdüm yani. Görüyorsunuz zaten. İyi bir geçiş oldu bu arada. Hiç savunma yapmıyorum arkadaşlar. Geçen şey söylediğimi geri alıyorum. Geçen savaşta söylediğimi geri alıyorum. Full saldıracağım. Full sağdan soldan saldıracağım. Bakalım 3 taç alabilecek miyim? 10 saniyem de kaldı da. Hadi bakalım hadi. Yes evet. 3 taşı çektim arkadaşlar bu sefer. Hedefime ulaştım. Evet arkadaşlar eğer eğitimci de oynayacaksanız 2.0'lık destek gerçekten çok işe yarıyor. Anında kart alabilmeniz zaten iyi bir yetenek oluyor. İyi bir şey oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii ki savaşta değil. Savaşta asla denemeyin. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar amacımıza ulaştık. İsterseniz videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.